Herkese merhaba, hepinizi Cihat Çafizi'ye hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlerle Çap Yayınları'nın Fizik Denemeleri kitabından seçmiş olduğum bazı soruların çözümlerini paylaşmak istiyorum. Fazla vaktinizi almadan başlayalım. Sonsuz uzunluktaki paralel X ve Y tellerinden sırasıyla I ve 3I akımları geçmektedir. Bu durumda KLM noktalarında oluşan Bileşken manyetik alanlar BK, BL, BM oluyor. Yalnızca Y telinden geçen akımın yönü ters çevrildiğinde KLM noktalarının hangisinde oluşan manyetik alanın yönü öncekine göre zıt yönde olur. K, L ve M noktalarındaki manyetik alan öncekine göre zıt yönde olur diye bir soru sorulmuş. Manyetik alan büyüklüğü B eşittir K çarpı 2 çarpı I bölü D şeklinde bulunur. Manyetik alanın yönünü ise sağ el kuralına göre buluyoruz. Sağ elin dört parmağı dönmeyi yani dönen manyetik alanın B'yi göstermeli. Çünkü tellerin çevresinde dairesel halkalar şeklinde bir manyetik alan oluşacaktır. Bu dört parmağı yani B'yi göstermeli. Baş parmağımız ise akımı göstermelidir. Hemen X teli için bakalım. X telin akımı ekranın yukarısına doğru. Baş parmak ekranın yukarısını gösterirken dört parmak da ekranın içini göstermeli şu tarafa. Yani şu kırmızı telin manyetik alanı L noktasında çarpı içeri doğru BX. Evet kırmızı telin sağ tarafı M noktası da çarpı içe doğru BX'e ait bir manyetik alan olmalı. Yine kırmızı yani X telinin sorundaki manyetik alan ise dışa doğru nokta olarak gösterilmeli. Bunu da BX olarak işaretliyorum. X'e ait olduğu için. Y teli için bakalım yine baş parmak ekranın yukarısını yani akımın yönünü gösterirken dört parmağımız ise M noktasında ekrana çarpmakta yani ekranın içine doğru olmakta çarpı şeklinde gösterdim. Bu da Y'nin manyetik alanıydı. Hemen telin Sol tarafında L noktasından manyetik alan dışa doğru olmalı. Çünkü manyetik alan telin sağında içeri doğru girip sol tarafında dışa doğru, ekran dışına doğru çıkmış ya da yönelmiş olmalı. Bu da Y'nin manyetik alanı olmalıydı. Haliyle bu durumda mavi telin sol tarafındaki K noktasının da manyetik alanı nokta şeklinde dışa doğru olmalıdır. Manyetik alan formülümüz K çarpı 2i bölü değdi. K ve 2i dikkate almazsam mavi tel yani y teli için başlayalım. i d'ye oranlarım. Bakın 3i bölü d. Şurası 3i bölü d ile orantılı olur ki buna 3 diyebiliriz. 3 dedim ilk durum için. Yine L noktasında ise 3i bölü d'den 3 diyorum buna da. Ve yine K noktasına uzaklık bakın 3. Şu uzaklığın hepsi 3 değildi. 3 i bölü 3 d 3 bölü 3 den de cevabımız 1 şeklinde çıkmalı. Yani 3 i bölü 3 dyi şöyle açık bir şekilde yazalım. Bunu da 1'e eşitlemiş olalım. Şimdi x teline yani kırmızı tele geldi sıra. Bunun için yapıyorum. i bölü d k noktası için i bölü d'ydi. Yani i bölü d 1 olarak yazıldı. Yine l noktası için i bölü d onu da 1 olarak yazıyorum. Ve m noktası için de i bölü şu uzaklığın hepsi 3 değildi. Yani burası da i bölü 3 d ki bunu hemen 1 bölü 3 şeklinde yazdım. i ve d'leri sabit bir sayı. 1 olarak düşünüp 1 bölü 3 yazıyorum. Bu durumda hemen k noktasındaki manyetik alanlar bakın aynı yönlü olduğundan k noktasındaki manyetik alan 1 artı 1. 1 artı 1'den 2 gibi bir değer oldu. L noktasındaki manyetik alanımız ise zıt yönlü bunlar. Bakın 3 birden büyük. Zıt yönlü iki vektör var. Biri dışa doğru 3, biri içe doğru 1. Bu iki vektörden büyük olanı küçük olandan çıkarmak gerekiyor. 3 eksi 1, 2 olur. Hangisinin yönünde? Tabii ki de büyük olanın yönünde nokta oldu. Şunlar neydi? Burası da noktaydı. Bunu da nokta olarak yazdım. M için bakıyorum şimdi. M'de zaten ikisi de çarpıydı. Toplarım 3 artı 1 bölü 3 işaretimiz çarpı şeklinde olmalı. Ama Zaten büyüklerini istememiş ki yönlerini istemiş. Belki de işime yarayacaktır şu büyüklükler. Bu durumda hemen yönleri bulalım. Ne diyor? Diyor ki YT'deki akımı ters çevirirsen ya telin akımını ters çevirirseniz YT'nin YT'nin sağındaki şu manyetik alan çarpı var ya bu nokta olması gerekiyor bu durumda. Bakın nokta oldu ama büyüklük değişmedi ha. Sol taraftaki noktalar ise çarpı oldu çünkü manyetik alanın da yönü değişti. Bu durumda K noktasındaki manyetik alan ve manyetik alanlar içe doğru oldular. Çarpı. Şuradaki manyetik alan ise biraz daha net bir şekilde yazalım. Nokta yani içeri doğru olmuş oldu. Büyüklükler değişmedi. Bakın şurada ne olur? Birden biri çıkarırsam sıfır olur. Yön kalmaz ki burada. Ama zıt yönde istiyor. Zıt yönde olmadı. İkinci durumda burası sıfır oldu. Yön falan kalmadı yani. O zaman K'yi seçeneklerden silmek gerekiyor. A'yı ve D'yi eledim hemen. L noktasına bakayım. L noktasında 1 ile 3'ü toplarsam 4 olur. Ve işaret çarpı şeklinde olur ki. Bakın zaten evet noktadan çarpıya dönüş var. O zaman ne aradım? Cevaplardan biri olmalı. C'yi de eledim hemen. B'ye geldim. B'de ise bakın dikkatinizi çekiyor da çarpıydı zaten. Daha önceden. Şimdi ise evet 3 nokta yalnız bir bölü çarpıydı. Ters olmalı. O zaman 1 bölü 3 çarpı yani içe doğrulan manyetik alanı çıkarıp büyük olan işaretini yazmalı. 3'ten 1 bölü 3 çıkarırsanız 3 çarpı 3 9 eksi 1 8 bölü 3 gibi bir ifade bulurum ki büyüğün işaretini yazarız nokta. Çarpı iken nokta olmuş mu? Çarpı iken noktaya dönmüş. M'de yön değişmiş. L'de noktayken çarpıya dönmüş. Yani içe doğruyken dışa, dışa doğru içe doğru olmuş. L'de de yine yön değişmiş. Cevabımız L ve M şeklinde E seçeneğinde bulunmaktadır. Sayfa düzlemine dik olan x ve y tellerinde belirtilen yönlerde I1 ve I2 akımları geçmektedir. I1 büyüktür I2 olduğuna göre 1, 2 ve 3 nolu bölgelerin hangisinde bileşke manyetik alan 0 olabilir diyor. Bu durumda bakın yine sağel kuralına göre az önce yazmıştım. 4 parmak dönmeyi göstermeli hep. Burada akımdan dolayı telin çevresinde dönen bir manyetik alan var. 4 parmak B'yi. Baş parmak ise akımı göstermeli. Bu halde baş parmak akımı yani sayfanın içine doğru olan şu çarpı işaretini göstermeli. Baş parmak içe doğruysa 4 da şöyle bakın dönmeli. Sağa doğru baş parmağınızı ekranın içine tutarsanız 4 parmağınız şu şekilde dönme, şu şekilde dönme şeklinde olacak. Şu tarafa olmalı. Bu durumda bir, manyetik alan bu tarafayken şöyle dönme şeklinde oluyor ya. İkide ise şu tarafa bir manyetik alan olmalı. Yalnız bunlar birinci tele ait olduğundan B1 de yazsam ne olur ki? Hiçbir şey olmaz. O zaman I2'ye gelelim bir de ikinci tele. İkinci telde ise baş parmağımız dışa doğru. 4 parmağımız ise şu şekilde dönme yönünde olmalı. Ben bir halka çiziyorum. Tabii ki yüzlerce halka var şöyle binlerce halka var dört parmağımız dönmeyi göstermeli bakın burada B2 bu tarafa iken burada ise B2 3. bölgede bu tarafa olmalı bakın demiştim ya şöyle bir halkaydı mesela bu dolaşan şu birinci telin bu halka biraz daha şöyle büyük de olabilir yani üçüncü bölgeden de geçebilir şöyle bu durumda yani şu telin i bir akımı geçen bir numaralı telin Sağındaki B1 şu taraflara doğru gittikçe azalmakta. Yani bir nitelim burada da bir manyetik alan olmakta. Bunu da ifade edelim. Yine mavi telin sol tarafındaki B2 manyetik alanı bakın şöyle solunda ekranın sol tarafında aşağı doğru olmakta. O zaman iki, birinci bölgede aşağı doğru B2 olarak yazabilirim. Peki diyor ki manyetik alan nerede sıfır olabilir? Ya şurada bak tersmiş. Burada sıfır olabilir mi? Yalnız i1 i2'den büyüktür diyor ha. Sıfır olması demek B1'in B2'ye eşit olması demek anlamına geliyor. Çünkü bunları birbirinden çıkarırsam sonucun sıfır olduğunu bulmam gerekecek. Eşit olmalılar ki sıfır olsun bu sonuç. O halde B1'in B2'ye eşit olduğu şu birinci bölgeyi bir inceleyelim. Burada bakın K i1 bölü şu birinci telin şuraya uzaklığına D diyecek olursan ana ikinci telin şuraya olan uzaklığı D'den baya bir büyükmüş. Bakın gördünüz mü? Yani buna D demiştim. Eşittir K. i 2 bölü D'den büyük bir değer yazalım. Yani D, D, D şöyle rastgele yazıyorum. Kaç tane D de oldu? 1, 2, 3, 4. 2 D'de de 4 tane D oldu yani. O zaman eşit olabilmesi için I2'nin I1'den büyük olması gerekiyor. Yani şuranın I, buranın 4'ü olması gerekiyor ki eşitlik sağlanabilsin. Bu da I2'nin i1'den büyük olduğunu gösterir. Yalanmış. Bak çünkü i1 büyüktür 2 diyor. O zaman bir aradığım cevap olmadı. a'yı, d'yi ve e'yi hemen elemiş oldum. İkinci bölge için gelelim. Zaten ikinci bölgede dikkat edilirse b1 ile b2 aynı yönde. b1 ile b2 toplarız. Ve bu sıfırdan farklı yani büyük bir değer olur. Dolayısıyla sıfır olabilir demiştim. 2 de olmadı. 2 de olmayınca C kalıyor geriye. Cevap C oldu. Cevap C. fizikte. Peki üçüncü bölge için gelelim. 3. bölgede yine B2 ile B1 birbirlerine zıt iki vektör. Bunların birbirlerine eşit olması gerekiyor. 3. bölge için B1 eşit B2 olmalı. Bakın şu i 2 telin buraya uzaklığı D olsun. Yani k i 2 bölü şu uzaklığımızı D olarak yazdım. Birinci telin buraya uzaklığı kaçmış? 1 2 3 4'müş yine. Yani k i1 bölü 4'te. Bu da i1'in i2'den büyük olduğunu göstermez mi? Az öncekinin tersi oldu. Yani şuna i diyecek olursan eşitliğin sağlanması için i bölüne şuraya 4 i demen gerekiyor. Bu durumda i1 i2'den büyük oldu ki evet i1 2den büyükmüş. Bu şekilde verilmiş. i1 büyüktür i2 olduğuna göre nerede 0 olabilir? 3'te 0 olabilirmiş. C'yi zaten işaretlemiştik. Devam edelim. Sayfa düzleminde bulunan i1 akımı geçen telin yanına aynı düzlemde i2 akımı geçen tel konulduğunda teller şekil 1'deki görünümü alırken i3 akımı geçen tel konulduğunda şekil 2'deki görünümü almaktadır. Buna göre yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur. Bakın şu i1 telin akımı yukarı doğru ki sağ el kuralına göre baş parmağımız iyi. Evet bakın tekrar sağ el yazayım mı? Şurada nereye bir yere yazayım ya şuraya yazayım. Bakın sağ el kuralına göre 4 parmak B'yi gösterirken manyetik alanı baş parmağımız ise akımın yönünü göstermiş olmalı. Mavi tel için akım ekranın yukarısına doğru. Baş parmak ekranın yukarısını gösterirken 4 parmak da yine ekrana çarpacak şekilde olmalı. Yani şu bölgede manyetik alanımız birinci telin manyetik alanı B1. içe doğru olmalı. I1 akımı geçen telin manyetik alanından dolayı I2 etken kuvvetin yönü ok yönünde olmalı. Bu da F1 olarak ifade edilmiş olsun yani. İ1 i 1 2 F1 ile çekiyor. Evet itme çekme kuvvetleri birbirlerine eşit olduğundan İ2'de i 2 de i 1i F2 kuvvetiyle çeker. Ve bu kuvvetler F1 ile F2 daima birbirlerine büyüklük olarak eşit olurlar. Üzerlerine ok işareti atmadım zaten. Manyetik kuvveti bulurken sağ el kuralını kullanacağız ki burada elimizi tokat gibi tutmamız gerekiyor. Yani baş parmağımız ile dört parmağımız arasında kaç 90 derece olacak şekilde baş parmak yine iyi akımı gösterirken dört parmağımız dört parmak B'yi göstermeli ki burada çarpıydı avuç içi ise tele etken manyetik kuvvetin yönünü F'yi göstermeli. Bu durumda bakın şurada B1 içe doğru ekranın içine doğru 4 parmak ekranın içini gösterir ve avuççu da F'yi sola doğru gösterirse baş parmağımız da yukarı doğru akımı gösterecektir. O halde bakın I1 ve I2 akımları aynı yönlü oldular. En azından bunu bulmuş oldum bakın bu şekilde. Peki aynı durumu I3 için de düşünelim. I1 burada İbir akımı yukarı doğru bunu zaten söylemiştim burada. İbir akımı yukarı doğruysa sağ el kuralına göre baş parmak akımı ekran yukarısını gösterirse dört parmağımız ekran içini göstermeli. Aynı işlemi yapıyorum şekil 1'deki işlemle aynı. B1 oldu bu. Dört parmak ekran içini yani B1'in yönünü gösterirken baş parmak akımı avuç F göstermeli. Yalnız bu teller birbirlerini itmişler. İbir teli şu kırmızı teli bu tarafa doğru F1 kuvvetiyle itmişe. Sağdaki şekildeki F1 soldaki F1'e eşit olmayabilir. Çünkü biraz daha teller birbirlerinden uzak. Manyetik alan uzaklaşınca azaldığı için F azalmış olabilir. Evet içi F1'i gösterecek şekilde dört parmakta içeriği gösterirse B1'i yani ekranın içine doğru dört parmağımız. Avuççımız F1'i gösterirse baş parmağımız aşağı doğru I3'ün yönünü gösterir. Bakın zaten akımlar birbirine zıt teller birbirini iterdi. Sonuç olarak bu durumda i2 akımıyla i3 akımı bakın birbirine zıtmış. Doğru. Kesin doğru oldu bu hem de. Çünkü bak akımlar aynı yönlü ise teller birbirlerini çekerler eşit kuvvetlerle. Akımlar zıt yönlü ise teller birbirlerini iterler. i3 teli de i1'i f3 ile itermiş. Ve yine f1 f3'e eşit olurmuş büyüklük olarak. i2 akımının büyüklüğü 3 akımının büyüklüğünden fazladır diyor. Kesin olarak diyor ki bunu bak, zaten şu F birbirlerini itme çekme kuvvetleri ne olur? Mesela şu F1 için yazayım. F1 eşittir. B1 çarpı şuradan geçen akım I3 çarpı kırmızı telin büyüklüğü yazdım. L şeklinde yazayım onu da. Büyüklü diyorum. Kırmızı telin uzunluğu L şeklinde yazıldı. B1 yerine şunu yazabiliriz. F1 eşittir. Birinci telin manyetik alanıydı o şu raya olan uzakla D demiş olayım. Bu durumda K, 2, I, 1, I, 1, bölü D, çarpı I, 3, çarpı L. Tellerin boyları için herhangi bir şey denmemiş. Dolayısıyla akımların çarpımı ve uzaklıkla ters orantılı. Dolayısıyla kuvvetimiz akımların çarpımı ile doğru orantılı iken, uzaklık tellerin birbirine olan uzaklığıyla ters orantılı olmalıdır. Bu durumda akımlar çarpım halinde olduğundan, İyi ki ve 3 için kesin bir şey diyemem. Çünkü zaten şu kuvvetlerin birbirlerine eşit olup olmadığını bilmiyorum. Bir de aradaki şu uzaklıklar da verilmemiş. Yani bu değse şurası deden küçük olabilir. Şekli de aldanmamak gerekiyor. Uzaklıklar birbirlerine eşit olabildiği gibi farklı olabilirler. F kuvveti verilmemiş. Uzaklık verilmemiş. Dolayısıyla akımlar hakkında kesin bir şey söylemek mümkün olmayacaktır. Şekil 1 ve 2'deki teller birbirlerine yaklaştırılırsa, teller birbirlerine yaklaştırılırsa hem şekil 1'de hem şekil 2'de teller birbirine yaklaşırsa D uzaklığı azalır. D uzaklığı azalırsa tellerin birbirlerine etki edecek kuvvetler de artmış olacaktır. 3 de kesinlikle doğru oldu. Cevap da D seçeneğinde bulundu. Şiddeti B olan düzgün manyetik alan içerisine üzerinden akım geçen KL şekildeki şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakın bir Rausta sürgüsü bir yönünde çekildiğinde KL teline etken manyetik kuvvet yani F artar demiş. Peki bu tele bir manyetik kuvvet etki ediyor mu? Şurada bir üretec olduğunu görüyoruz. Üretecin şu uzun kısmı pozitif, küçük kısmı negatif olarak, negatif kutup olarak işaretlendi. Akım ise pozitiften, pozitif kutuptan, negatif kutba doğru şöyle bir yol izler. Bu da akımın izlediği yoldu. Akım aynı zamanda şurada gösterilen yeşil iletken, yeşil mi mavi mi bilemedim. O keletelin üzerinden geçiyor. Keletelin etken manyetik kuvveti bulmak için sağ el yani tokat şeklinde tutacağım elimi. Sağ el veya sağ tokat diyebiliriz. Dört parmak B'yi manyetik alan yönünü gösterirken baş parmağımız akımın yönünü göstermeli. Avuç içi ise bu da yani tokat oluyor. F'yi göstermeli. Bakın dört parmak çarpı ekran içi. Baş parmak ekran yukarısıysa ozan tele sola doğru bir kuvvet etkeder ki bu kuvvetin büyüklüğü F eşittir B çarpı I çarpı L ile bunu. B manyetik alan. KL telin üzerinden geçen akım. L ise KL telinin uzunluğu olmalı. Şuna i diyelim. KL telinin uzunluğuna da şuradan işaretleyip L diyebiliriz. Diyor ki bir yönde çekilirse reostayı bir yönde çekersen bakın akımın üzerinden geçmiş oldu. Şuraya direnci azalmış olacaktır. Bu durumda potansiyelimiz ve üreticinin potansiyeli V ise i eşittir V bölü R. Üreticinin potansiyeli sabit. R direnci azalıyor. Reostat sayesinde akım artar. Ya akım artarsa B sabit, L sabit bu durumda tel etken manyetik kuvvet de elbette ki artacaktır. Bir doğru oldu. 2- Üreticin kutupları yer değiştirilip devreye tekrar bağlanında o noktasındaki bileşke manyetik alan azalır diyor. Bak şuradaki manyetik alan. K-L telinin o da oluşturduğu manyetik alanın yönünü yine sağ el kuralı ile buluyoruz. Tabii ki telden akım geçtiği için çevresinde şöyle halkalar şeklinde dairesel olarak oluşan bir manyetik alan bulunmakta. Bu manyetik alanın yönü sağ el kural ile bulunur ki 4 parmağımız dönmeyi kim dönüyor buradan manyetik alan dönüyor dairesel olarak B'yi göstermeli. Baş parmak ise akımı göstermeli. Baş parmak akımı gösterdi. Peki bu durumda baş parmak akımı gösteriyor. Ekranın yukarısını K ile bakın şu ilk durumda. Dört parmağımız şöyle halkalar şeklinde K'le etrafında dönmeli. Bu da şuradan Evet sağ taraftan içeri doğru bir manyetik alan olduğunu, buradaysa dışa doğru bir manyetik alan olduğunu gösterir. Bu KL telinden kaynaklanan bir manyetik alan. Bakın evet zıtmış. Bu zıtmış. Azalır diyor. Allah Allah. Ama sen akımın yönünü değiştirdin bak. Ya şeyi ters bağla diyor. Bak kutupların yerlerini değiştir diyor. Şurayı eksi yap diyor. Burayı artı yap diyor. Birini eksi birini artı yaparsan akım şöyle dolanmaz mı? Akım artık şöyle dolanıp ya şöyle aşağı inecek. Akımın yönü değişirse buradaki manyetik alan yönü de değişir. Manyetik alan yönü ikinci durumda çarpı olur. İlk durumda çarpı B manyetik alanı ve nokta Bk manyetik alanı vardı. Bunların toplamı B eksi Bkl oldu. Hangisi büyük sorun çıkarın yani? Çok da sorun değil. İkinci durumda ise her ikisi de bak çarpı aynı yönde oldu. B çarpı KLT'nin oluşturduğu manyetik alan çarpı toplarım bak. Toplarsam B artı B şu ilk durumdu. Sonradan yazdım ikinci durum. İkinci durumdaki manyetik alan bileşke manyetik alan öncekine göre artmış oluyor. Adam azalıyor demiş. Yalan ya yalan. 3 rasta sürgüsü iki yönünde çekildiğinde iki yönde çekersem R'yi arttırırım. Bakın R artar haliyle buradan I eşittir. V bölü R'di pilin yani üretecin potansiyeli sabit ama R artı için akım da azalıyor. Akım azalırsa elbette ki manyetik kuvvetin azalması gerekiyor. Bu adam manyetik kuvvetin yönü değişir demiş. Manyetik kuvvetin yönü değiştirenler nedir biliyor musunuz? Akımın yönünün değişmesi ya da manyetik alanın yönünün değişmesi. Akım ya da manyetik alan yönü değişirse sağ el, yani sağ tokat kuralına göre F'nin de yönü değişir. Bu durumda 2 ve 3 aradığım cevap değil, 1 aradığım cevap oldu. Cevabımız yalnız bir şeklinde A olarak işaretlenebilir. Bilgi. Yüklü bir parçacık elektromanyetik yani hem elektrik alan hem manyetik alanın birlikte var olduğu alana girdiğinde parçaca hem elektriksel kuvvet hem de manyetik kuvvet etki eder. Parçacık bu iki kuvvetin oluşturduğu bileşke kuvvet etkisinde hareket eder diyor. Bu bileşke kuvvete Lorentz kuvveti diyoruz. F elektriksel F mi F manyetik olmak üzere F yani Lorentz kuvveti hem elektriksel kuvvetin hem de manyetik kuvvetin vektörel toplamıdır. Buna dikkat ediniz. Yani bileşkesi diyor muyuz ya şurada? Şurada bileşke diyordu ya. Bakın bileşke kuvvet yani vektörel toplam Lorentz kuvvetini veriyor. Elektriksel kuvvet ile manyetik kuvvetin vektörel toplamı Lorentz kuvvetini vermekte. Elektrik yükü eksi Q olan parçacık sürtünmesiz yatay düzlemde yüklü Paralel levhaların oluşturduğu E elektrik alanı ile sayfa düzlemine dik içeri doğru düzgün B manyetik alan içine ve hızıyla şekildeki gibi giriyormuş. Yüklü parçacık şekildeki yolu izleyerek eksi yüklü levhaya çarptığına göre. Şuraya çarpıyor. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bak Lorentz kuvvetinden falan bahsediyor. 3 tane öncülde de. O halde bakın zaten levhalar arasında arttan eksiye doğru bir elektrik alan oluşur. Bu elektrik alandan dolayı yüklü parçaca bir kuvvet etkeder ki bakın negatif yüklü parçacıklara elektrik alana zıt yönde bir kuvvet etkeder ki bakın şu artı var ya artı eksi çekiyor. Buna elektriksel kuvvet diyelim. Peki bir de manyetik alandan dolayı etken kuvvet var onu bulalım. Yine manyetik alandan dolayı yüklü parçaca etken kuvveti sağ el yani sağ tokat kuvvet deyince ben hep tokatlıyorum ya. O halde tokatlayalım hemen. Dört parmak yine B'yi göstermeli. 4 parmak B'yi. Baş parmağımız tabii ki akım yok bu kez de. Akım yerine hız geldi. Hızı göstermeli. Eksi yük olduğu için bunda da eksi yüklerde avuç dışı. Avuç dışı eksi yüklere etkiyen kuvveti göstermeli. Artı olsaydı bildiğin artıya tokat atıyorsun. Eksiye ise ters tokat atıyorsun. Avuç içi ise artı yüklere etkiyen kuvveti göstermeli. Ama bizim işimiz şundan. Çünkü negatif yükümüz var burada. Dört parmağımız çarpıyı yani ekran içine doğru olan B'yi göstermeli. Baş parmak ekranın sağını gösterdi. A tokadın içi yukarıyı gösteriyor. Avucun içi yukarıyı gösteriyor. Eksi olduğu için ters tokat attım. Avuç dışı aşağıyı gösterdi. Yani etken manyetik kuvvet Fm oldu. Manyetik kuvvetin büyüklüğü baklavadır. B çarpı Q çarpı ve manyetik alan yük ve hız şeklinde. Evet, elektriksel kuvvetin büyüklüğü ise q çarpı elektrik alan büyüklüğü qE şeklinde olmalı. Aşağı doğru hareket ettiğine göre, bu da şunu gösteriyor: FM'nin FE'den daha büyük olduğunu gösteriyor. İşte şu ikisinin toplamı zaten Lorentz kuvvetiymiş. Parçacığın yükü artılırsa etken Lorentz kuvveti artar. Lorentz kuvveti neymiş şu durumda? Bak, FM eksi FE'ymiş. Hemen F eşittir baklava b çarpı q çarpı ve eksi Q çarpı E şeklinde yazalım bunu. Lorentz kuvveti artar mı? Bakın Q parantezine alın şunu. Q, B ve eksi E. Ya zaten şuralar sabit. Q'yu artırırsam Lorentz kuvveti de artmış olur. Bir doğru oldu. İki, parçaca etkiden Lorentz kuvvetiyle elektriksel alan aynı yönde. Ya Lorentz kuvveti FM, FE'den büyük olduğu için Lorentz kuvveti aşağı doğru olmalı. X'in bileşkesi. Elektrik alan diyor. Aa elektriksel alan da bak bu tarafaymış. O da aynı tarafa gösterilmiş. Bu durumda elektrik alan Lorentz kuvveti aynı yönde 2 de doğru oldu. 3. Parçacığın hızı artırılırsa Lorentz kuvvetinin büyüklüğü artar diyor. Bakın V'yi artırırsam şuradan zaten QE sabit şu eşitlik B çarpı QV yani Fm artar. Fe sabit kaldığından haliyle Lorentz kuvveti de artmış olacaktır. 3'te aradığım cevaplardan biri olunca cevabı e olarak işaretleyelim. Sayfa düzlemine paralel düzgün manyetik alanı artı Q yüklü K, eksi Q yüklü L ve nötr M parçacı V büyüklüğündeki hızlarla şekildeki gibi fırlatılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru? Sürtünmeleri ve yer çekimini ihmal et demiş. 1. K, L ve M parçacıklarının hız büyüklüğü değişmez. Evet elektrik alana değil de manyetik alana atmış bakın manyetik alana girince manyetik alanda sağ el yani sağ tokat kuralımız vardı. Burada arkadaşlar 4 parmak B'yi göstermeli yine. Baş parmak evet hızı göstermeli. Avuç içi ise artı yüklere etkiyen kuvveti göstermeli. Avuç dışı yani ters tokatsa bu da eksi yani negatif yüklere etkiyen kuvveti göstermelidir. Bu durumda bakın yani sağ el sağ tokat kuralına göre hem dört parmak baş parmağı dik bu da avuç içine dik olmalı. Yani F diktir B bu da diktir ve olmalı. Bakın ilk durumda şuradaki K'nin hızıyla ve manyetik alandan hız birbirine paralel. Bu durumda K'ye herhangi bir kuvvet etki etmez. Zaten M nötrdü. M nötr olduğundan formülümüz F eşittir. B çarpı Q çarpı V. Nötr olduğundan yük sıfır. Hemen şuraya sıfır yazarsam F eşittir. B çarpı sıfır çarpı V. Yine M yüküne de etken kuvvet Fm sıfır olmalı. Buna da herhangi bir kuvvet etki etmedi. Bu durumda K'ye etken net kuvvet sıfır olduğundan hızı sabit oldu. M'ye etkiyen net kuvvet sıfır olduğundan bunun da hızı sabit oldu değişmedi. Peki L'ye L'ye etkiyen kuvvet ne olur? Bakın 4 parmak B'yi gösterir. Baş parmak hızı avuç içi değil de avuç dışı çünkü negatif yük avuç dışı yani ekranın dışına doğru olan yönde L'ye etkiyen kuvveti göstermeli. Yani L şöyle dışa doğru hareket etmeli. Ekranın dışına doğru size doğru Çembersel bir yörünge izler. Çembersel bir yörünge izlerse bakın ki zaten manyetik alan içerisine giren yüklü bir cisim manyetik alan büyükse manyetik alandan dışarı çıkamaz. Bakın artı şu yükü mesela ve hızıyla buraya gidiyor. Dört parmak B'yi gösterir. Baş parmak hızı avuç, ise içi, avuç içi ise F'yi gösterir yukarı doğru. O halde bu cisim şöyle dönmek ister ya. Bu taraflara doğru gelir bakın. Şuraya doğru gelirken hız şöyle şu tarafa yukarı doğru oldu yine. Yine 4 parmak B'yi göstersin tam burada. Baş parmak yukarı hızı. Avuç içi yine F'yi gösterdi. Yani sanki bütün kuvvetler bir merkeze doğruymuş. İşte bundan ötürü devamlı F hıza dik olduğundan çembersel bir hareket yapacaktır. Ve F V'ye dik olduğundan F cisim üzerinde herhangi bir iş yapmayacaktır. İş yapmayınca da enerji değişimi de olmayacak. Yani hız sabit kalacaktır diyoruz. Bu durumda evet K, L, M parçacıklarının hızlarının büyüklüğü değişmez. Aa evet büyüklüğü yönleri değişebilirdi. Bak şurada yön değişti. Şu ikisinin yönü değişmemekle birlikte M'nin yönü değişiyor. 2. M parçacığı düzgün doğrusu hareket yapar diyor. Bakın M parçacığı düzgün doğrusal hareket demiş ya. M şu. M'nin hmm. üstündeki net kuvvet sıfır. Evet sabit hızla gidiyor. M parçacığı sabit hızla hareket ediyor. Sabit hızla bir doğru boyunca gidecek. Yani düzgün doğrusal hareket yapacaktır. Düzgün doğrusal harekette hızın büyüklüğü değeri sabittir. 3. K ve L parçacıklarını etkiyen manyetik kuvvet eşit büyüktedir diyor. Peki bulalım bakın. F eşittir neydi? B çarpı Q çarpı V idi. Hemen K için buluyorum. Sayfa düzenine dik içeri doğru olan düzgün manyetik alana fırlatılan ağırlığı önemsiz X, Y ve Z parçacıkları şekildeki yörüngeleri izliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakın zaten evet manyetik alana giren yüklü parçacıklara manyetik alan tarafından bir kuvvet etkeder ki bu kuvvetin yönünü sağ el kuralı ki sağ elimizi tokat gibi tutmamız gerekiyor. Yani 4 parmak ile baş parmak arasındaki açı 90 derece olacak şekilde iyice sağ açıyoruz. 4 parmağımız B'yi göstermeli. Baş parmak hızı göstermeli. Avuç içi tokat dememin sebebi bu. Avuç içi artı yüklere etkiyen kuvveti gösterirken avuç dışı ise eksi yüklere etkiyen, negatif yüklere etkiyen kuvveti göstermeli. Yani düz tokat avuç içi, ters tokat F, evet avuç dışı olmalı. 1. X parçacı nötron olabilir. Nötron yüksüzdür. Q eşittir 0 olmalı. Bakınız zaten şekilde X parçacının yönü değişmedi. Yönü değişmiyorsa X parçacına herhangi bir kuvvet etki etmez. Manyetik kuvvet formülümüz F eşittir baklavaydı. B çarpı Q çarpı V. Ya zaten qx yani x'in yükü sıfırsa, şuraya 0 sıfır yazdığımızda F eşittir, q yerine 0 yazarsam b çarpı sıfır, çarpı v'den f'nin 0 olduğu ve x'e herhangi bir kuvvet etki etmediği için x'in bir doğru boyunca sabit hızla gittiğini söyleyebiliriz. O zaman x nötron olabilir mi? Olabilir. 2y parçacı negatif yüklüdür diyor. Y ekranın soluna doğru sapmış. O zaman y'ye sola doğru bir fye kuvveti etki etmiş olmalı. Hızımız da şöyleydi. Bakın şu tarafa doğru sapmaya başlamış sonradan. 4 parmak çarpı. Evet B'yi ekranın içini. Baş parmak ise ekranın aşağısını gösterdiğinde Y'ye avucumun dışıyla anca vurabiliyormuş şu sol tarafa doğru. Bu durumda avuç dışıyla Y'ye tokat attığım için Y eksi yani negatif yüklü olmalıdır. 2 doğru oldu. 3. Z parçacı pozitif yüklüdür. Z parçacı manyetik alana aşağıdan giriyor ve şu tarafa doğru sapıyor. Bu tarafa doğru saptığına göre F kuvveti yine ekranın sonuna doğru FZ olarak etki ediyor olması gerekiyor. Bakın 4 parmak B'yi çarpı içeri doğru. Baş parmak yukarı hızın yönünü göstermeli. Avuç içi ise FZ'yi gösterir. Avuç içi FZ'yi gösterdiğine göre avuç içi kimlere atılıyordu? Artı yani pozitif yüklere atılan bir tokattı. Bu durumda Z parçacığı pozitif yüklü olmalıdır. Cevap da 1, 2, 3'ün toplu olarak yer aldığı Edirne seçeneği olmalıdır. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak destek sağlayabilir. Yorumlarınızla sonraki videolarım için bana ilham verebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi ki varsınız.